GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde makroekonomik anlamda daha yoğun günlerin bizi beklediğini ifade edebiliriz. Özellikle 3 e, günü değerlendirdiğimizde Çin'den gerçekleştirilen müdahale ile birlikte piyasalarda önemli dalgalanmalar gördük. Ancak bugün ve yarın Amerika'dan gelecek olan veriler kritik bir önem taşımaktadır. Özellikle bugünkü Amerika'dan gelecek perakende satışları verisi gerçekten çok önemli. Özellikle verinin geçmiş performansını değerlendirdiğimizde aslında geçtiğimiz yılda ve bu yılda olumsuz performansın daha fazla olduğunu görebiliyoruz. En azından beklenti ve açıklanan rakamları değerlendirdiğimizde son zamanlarda olumsuz rakamları daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Fed'in Eylül ayında faiz artıracağına ilişkin düşünceler gündemde yer alırken perakende satışları verisinin bu kadar kötü gelmesi aslında biraz dikkat çekmekte. Bu yüzden de bugünkü gelecek olan perakende satışları verisi sonuçlarının Özellikle bu aşamada biraz daha yakından incelenmesi gerekiyor. Perakende satışları 0.6 yüzdesel anlamda beklenirken çekirdek perakende satışları verisi de %0.4 olarak beklenilmektedir. Özellikle olumsuz verilerin dolar üzerinde negatif, olumlu perakende ve çekirdek perakende satışları verisinin dolar üzerinde pozitif bir etki bırakmak istediğini ifade edebiliriz. Özellikle doların performansına göre bir sonucun çıkabileceğini ifade edebiliriz. Bu anlamda özellikle Amerika'dan 15.30'da gelecek perakende satışları ve çekirdek perakende satışları verisine dikkat etmek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus özellikle çekirdek perakende satışları verisinin fiyatlanma ihtimalinin daha ön planda olduğudur. Özellikle Forex piyasasında verilerin fiyatlar üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimizde çekirdek perakende satışları verisinin daha etkili olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda özellikle çekirdek perakende satışının sonucu biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle iki veriye de dikkat ettiğimizde geçtiğimiz yılın İlk 7 ayının ilk 8 ayının performansına baktığımızda da özellikle olumsuzların daha sık olduğunu görebiliyoruz. Yine bu yılın ilk 7 aylık performansına baktığımızda sadece Haziran ayında olumlu bir sonuç gelmesine karşın diğer 6 aylık sonuçta da olumsuz bir performans olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki böyle bir durum bu ayın da e, olumsuz gelebileceğine ilişkin düşünceleri güçlendirmemeli. Tamamıyla beklenti ve açıklanan arasındaki farkları da incelemek gerekiyor ama olumsuz bir rakam gelmesi dolar endeksi üzerinde de negatif bir etkinin oluşumuna katkı sağlayabilir. Özellikle dolar endeksinin performansına baktığımızda bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar çok önemli. Özellikle geri çekilmelerde hangi bölgedeyiz? Bunları incelemek gerekiyor. 96.30'lardan gerçekleştirilen bir düşüş var. Özellikle dolar endeksi bugünkü açıklamalar eşliğinde çok sert hareketlere maruz kalabilir. Bugün biraz toparlanma söz konusu dolar endeksinde. Bu toparlanma ile birlikte desteklenecek mi bunu incelemek gerekiyor. Ancak burada üzerinde durmak istediğim özellikle perakende satışları verisine göre yorumlamak istediğim euro dolar, ve altın grafikleri. Euro dolar paritesi dün Önemli bir yükseliş kaydetti. bir 12 13 kadar çıkışını sürdürdü. Ancak 135 günlük üstel hareketli ortalamaya geçemedi. Özellikle yatırımcılarımızın bu aşamayı biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle 135 günlük üstel hareketli ortalamaya dikkat ettiğimizde 15 Mayıs'tan beri yaklaşık bu ortalamadan satış baskısına maruz kaldığını görebiliyoruz. Özellikle bugün perakende satışları, çekirdek perakende satışları yani Amerika'dan gelecek olan verilerin olumlu sonuçlanması durumunda paritede önemli bir düşüş baskısının oluşabileceğini ifade edebiliriz ki tekniksel anlamda Özellikle dün yaşanılan dönüş dikkat çekici. Bu yüzden de bugün olumlu bir Amerika verisinin gelmesi durumunda böyle bir düşüş desteklenebilir. Eğer olumsuz sonuçlar gelecekse bu ortalamanın tekrar hedeflenmesi anlamında önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. 135 günlük üstel hareketli ortalama. 1.12.20'lerde 45 günlük üstel hareketli ortalama ise 1.10.37 seviyelerindedir. Özellikle bugünkü verinin performansına göre 45 ara 135 günlük üstel hareketli ortalamanın test edilebilme ihtimallerini konuşabiliriz. Tekniksel anlamda 45 günlük üstel hareketli ortalamanın test edilebilme ihtimalinin daha güçlü bir olasılık olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bunun için özellikle olumlu Amerika verisine ihtiyacımızın olduğu dikkat çekmektedir. Tabii ki bugün perakende satışları ve çekirdek perakende satışları verisinin dışında istihdam talepleri verisi de var. Ancak özellikle perakende satışlarının önemi burada biraz daha dikkatle takip edilmeli. Sterlin dolar paritesine baktığımızda 89 günlük basit hareketli ortalamadan toparlanma söz konusu ve bu toparlanmayla kritik bir seviye olarak kaydettiğimiz 1.5675'e yaklaştı. 1 Temmuz'dan itibaren özellikle 1.5675'lerden her şekilde satış baskısına maruz kalan bir görüntü vardı. Dün de bu bölgeye yaklaştı ancak geçemedi. Bu yüzden de bugünkü Amerika verilerinin performansı Sterlin dolar paritesinin de özellikle sert hareketlere maruz kalması konusunda önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Özellikle bu aşamada aşağı yönlü hareketler 1.54.30'u mu test edecek yoksa 1.58 seviyesini mi test edecek sorusunun cevabını arıyoruz. Bu yüzden de 1.56.75 bariyeri önemli ve tabii ki Amerika'dan gelecek olan sonuçların parite üzerindeki etkisine de bakmak gerekiyor. Olumsuz verilerle 1.56.75'in üzerinde hareketler göreceğimiz gibi Olumsuz, e, olumlu olumlu ABDV ile birlikte aşağı yönlü hareketler 1.5675'in altına devam etmek isteyebilir. Teknik anlamda baktığımızda yükseliş trendi içerisinde yukarı yönlü hareketler devam edebilme potansiyellerini taşıyor. Ancak 1.5675'i geçemediği için hala burada bir karar verme eğiliminde olduğunu ifade edebiliriz. Yani özetleyecek olursak Amerika'dan gelecek olan veriler ve verilerin parite üzerindeki etkisi paritenin 1.56.75 seviyesini geçip geçmemesi incelenmelidir ifadesini kullanabiliriz. Şu anda sterlin dolar paritesi 1.56.15'e yakın seyrini sürdürüyor. Kıymetli madenlere gelecek olursak özellikle altın fiyatlarındaki hareketler dikkat çekici. 1070'lerden toparlanan bir hareket vardı. Hatırlarsak Cuma günü de 1082'lerden toparlanmıştı. Bu aşamada önemli bir tepki hareketi gördük ki Çin'in müdahalesi bu aşamada önemliydi. Ancak bu uzun pozisyonun arttığı anlamına gelmesin. Ciddi anlamda bir artış söz konusu değil. Tamamıyla mevcut düşüş trendi içerisinde bir tepki alımıdır. Özellikle bu tepki alımları ne kadar daha devam edecek sorusunun cevabını arıyoruz. 1165'ler bizim için kritik bir bölge ki bu bölgenin altına satış baskısı devam ediyor ifadesini kullanabiliriz. Peki 1165 seviyesi hedeflenecek mi? Bu aşamada 1130 seviyesi dikkatle takip edilmeli. Özellikle 1130 seviyesi geçilip geçilmemesine göre belirli performanslar göreceğiz. Özellikle tepki alımların yer alabilmesi için 1130'un üzerinde hareketlere ihtiyacımızın olması önemli. Burada Amerika'dan gelecek olan veriler dikkatle takip edilmeli. Fed'in faiz arttırımını Eylül ayında mı yoksa daha ileriki aylarda mı gerçekleştireceği spekülasyonları kıymetli madenler üzerinde etkili olacaktır. Özellikle bugünkü Amerika'dan gelecek perakende satışları verisi bu anlamda dikkate takip edilmeli. Özellikle Amerika'dan gelecek olumlu verilerin kıymetli madenler üzerinde satış baskısını destekleyebileceğini unutmayalım. Olumsuz bir verinin sonuçlanması durumunda altın fiyatlarının 1130 direncini geçip geçmemesi incelenmelidir. Özellikle 1130'un üzerindeki hareketler tepkilerin devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirebilecekken 1130'un altındaki hareketler özellikle tepkilerin sonlanabileceğine ilişkin düşünceleri güçlendirebilir. Bugünkü Amerika'dan gelecek olan verilerin sonuçları da bu aşamada dikkatli takip edilmelidir. Genel çerçevede özellikle Amerika'dan gelecek olan Perakende satışları verisinin tabii ki istihdam talepleri verisinin sonuçlarının altın, euro dolar ve sterlin dolar üzerindeki etkisini sizlerle paylaşmış olduk. Olası etkiler ve beklentileri bu şekilde değerlendirdik. Özellikle teknik anlamda bazı sinyaller aldık. Altın, Euro dolar ve sterlin dolarda. Temel anlamda gelecek olan ABD verilerinin sonuçlarının özellikle tekniksel beklentileri destekleyip desteklemediğini de incelememiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle bugünkü Amerika verilerine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yatırım psikolojisi anlamında bu önemlidir diyebiliriz. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirme ihmal etmeyiniz. Özellikle veri açıklanmadan önce veriye ilişkin bir beklentiye dayanarak işlemlerden uzak duralım. Verinin sonucunu görerek ve veriyi doğru yorumlayarak stratejilerimizi belirleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.